Gazze hakikaten alev alev. İsrail çünkü açıktan savaş ilan etti. Tankı, topu, roketiyle yakıyor. Bakın sabaha kadar Gazze insanlar sokakta, nereye kaçacaklarını da bilemez halde. Evler yıkılıyor başlarına, bombalar altında. Çocuklar ölüyor. Çocuklar ölüyor. 10 Mayıs'tan bu yana bir haftada yani 58'i çocuk, 34'ü kadın, 197 kişi hayatını kaybetti. 197. Ve bunların 58'i çocuk. Korkunç bir şey. Yani baksanıza hani yerde yeksan. Şimdi bu da ne biliyor musunuz? Bir medya binası bu. Amerikalıların da yer aldığı bir medya binası. Bir saat önceden uyarıyorlar. Diyorlar ki bir saat sonra bombalayacağız, çıkın. Bu kadar da aleni her şey. Ve koskoca bina, şimdi göreceksiniz birazdan, hop yıkılıveriyor. Bir başka açıdan bunun arkasında kalıyor. Bakar mısınız nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ve of, bakar mısınız? Dehşet bir şey. Bu arada bir son dakika haberi gelmiş. Erdoğan tam da konuya doğru yerden devam etmişiz programda. Papa François ile görüşmüş. Tam öyle yazılmasa da François. Neyse öyle kabul edelim. Filistin konusunda, çünkü bakın. Ay. Vallahi çok açık konuşacağız. Çok açık konuşacağız hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi bunu Erdoğan Papa François ile konuştu. Filistin konusunda ikna etmek için ona işte şunu şunu söyledi diyecekler. Bundan iki gün önce Papa François İsrail'i uyardı. Yaptığınız insanlığa sığmaz diye. Sanki Erdoğan konuştu da böyle oldu diye takdim edecekler. Hayır efendim, hayır. Papa iki gün önce, belki de üç gün önce, bu insanlığa aykırıdır diye İsrail yönetimini bildiğiniz uyardı. Şimdi konuşmuş olacak. Her şeyi, bütün yapabildikleri artık takla attırmaya çalışmak. Bir şey daha göstereceğim, oradan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın, Gazze'de bir eylem, bir gösteri var. Bir görelim, Anadolu Ajansı verdi bunu. Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları diye verdi bunu Anadolu Ajansı. Bir duyalım sesini. Az çok duymuşsunuzdur, Erdoğan deniyor. Bir gelelim. Bunu Anadolu Ajansı anlamamış. Erdoğan sloganları, sanki Erdoğan'a destek, Erdoğan'a çağrı. Hayır efendim, protesto ediliyor Erdoğan. Şimdi o Twitter'daki mesajları görelim. Bir Serdal Genç adlı bir Twitter'daki kullanıcı diyor ki, ana dili Arapça olan biri olarak üzülerek söylüyorum Anadolu Ajansı. Maalesef Erdoğan protestosu bu. Biz buradayız. Sen neredesin Erdoğan? Fevzi İşbaşaran. Eski AKP milletvekili. Hani şu Peker'in bacaklarını, evet, kemiklerini kırdırdığı. Evet. O da demiş ki, Twitter'da Arapça bilenler çok. Bu sloganlar Erdoğan'a destek sloganları değil. Erdoğan'ı protesto ediyorlar. Slogan atanlar, biz buradayız, sen neredesin Erdoğan diye Erdoğan'ı protesto ediyorlar. Şimdi alttan da geçiyor az önce verdiğim son dakika haberi. Erdoğan Papa ile Gazze'ye yönelik saldırıları konuştu diye. Şimdi bu son dakika başkan neler neler yapıyor diye verecek. Anadolu Ajansı kim bilir nasıl haberler verecek. İşte Erdoğan nerede, biz buradayız Erdoğan nerede sloganını, Erdoğan'ı destek sloganı gibi vermek. Anadolu Ajansı zaten neler yapıyordu biliyorsunuz.
Bir de bir görüntü daha paylaşacağım. Tamam. Bu sefer 2005 yılında. Bakın, bir lider kandırılabilir, yanlış düşünüyor olabilir. Bazı konularda, mesela Fethullah Gülen konusunda değil mi? Ya da benzeri konusunda. Biden konusunda aman nasıl yanılmış olabilir ya da Trump konusunda. Bunların hepsi olabilir. Esad konusunda biz öyle zannediyorduk meğer değilmiş diyebilir. Şu konuda acaba ne der? Arşiv unutmuyor. 2005 yılı Erdoğan başbakan İsrail'e gidiyor. O dönemin başbakanı, İsrail başbakanı Ariel Sharon'la görüşmeye gidiyor. Bakın hakikaten arşiv unutmuyor. Ariel Sharon ne diyor? Ne diyor? Erdoğan bunu nasıl dinliyor? Buyurun. Baruch haba le Yerushalayim. Hoş geldiniz. Birat ha'ama Yehudi. Yehudi milletinin başkenti ve İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz. Baruch haba. Hoş geldiniz. Ben de özellikle Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunmak. Özellikle Filistin-İsrail arasında 10 yıllardır devam eden bu olumsuz süreci her iki ülke ve halkı için. Hani herkes Trump'a gitti, Kudüs'e işte büyükelçiyi taşıdı, İsrail'in başkenti olarak kabul etti diye işte verdi, veriştirdi. Sharon hoş geldiniz İsrail'in başkentine diyor. Buyurun, sene 2005. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir sefer bunu hiç tartışmayalım. İsrail bir savaş suçu istiyor. Tabii. Bunu bu noktaya koyalım. Her ne kadar uluslararası bu anlaşmaya İsrail taraf olmasa da 1967'de taraf olmayan bir ülkede yargılanmış. İsrail bir sefer yargılanmadı. İsrail bunun bedelini uluslararası boyutta, hukukta vermeli. Bunun için de AKP iktidarı Amerika'nın vicdanına Filistin'i bırakmamalı. Tepkisini en üst perdeden vermeli. Dün bizim köprü elimizde bile ya diyorlar işte Filistin'de insanlar ölüyor. Cumhurbaşkanı tatil yapıyor. Orada çocuklar ölüyor. 1937. Dışişleri Bakanlığı'nın 1937 bakın. Basın müşavirliğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından bir bildirisi dünyaya. Filistin bizimdir. Haklarını sonuna kadar savunuruz. Onların menfaatlerine ve uluslararası boyutta haklarına en küçük bir zarar görürsek beni karşısında bulur diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1937. Buna benzer bir açıklama gördük mü beyefendiler? Yani dış politikada burada ne yapması gerektiğini bilmediği bir gerçek. Hep söylüyorum bu çok önemli bir konu. Bir insanlık suçu. Çocuklar ölüyor. Ya gel gel bizimle konuş. Bizde çok değerli insanlar var. Kim var? Hikmet Çetin var. Kim var? Murat Karayalçın var. Gelin bunlarla konuşun. Ne yapacağını söyler. Ama şimdi top çevirerek, işte bir tarafını Amerika'ya vererek, bir tarafına İsrail'i sorarak timsah gözyaşları dökemezsin. Kararlı olacaksın. İsrail'e en büyük tepkiyi vereceksin. İsrail katildir diyeceksin. Çocuk katildir diyeceksin. Dünyayı ayağa kaldıracaksın. Böyle bir tepki gördük mü Cumhurbaşkanı'nın? Ya çocuklar ölüyor. Maalesef dünyada seyirci kalıyor buna. Gerçekten çok üzülüyorum. Neden? Bayramda, Ramazan ayında bu insanlara, bu çocuklara bu saldırı İsrail yapıyor. Ne tepkisi veriyor iktidar? Allah aşkına söyleyin. Dünya ne tepkisi veriyor? Amerika susar. Bakın Amerika'yı yöneten Yahudi lobisi. Zaten Amerika'nın oradaki uzantısı. Ondan bilgisiz ve ilgisiz beraber olmaksızın bu eylemleri İsrail yapabilir mi? İsrail denen bu ülke, bu katil ülke arkasını Amerika'ya dayamasa orada bir dakika durabilir mi? Ondan korktuğu için İran'ı da sessiz, Tayyip Erdoğan'ı da sessiz, Suriye'si hepsi de sessiz. Yani eğer ki bu yüzyılda çocuklar ölüyorsa ve dünya sessiz kalıyorsa, bu iktidar sessiz kalıyorsa, bu iktidar
top çeviriyorsa, Cumhurbaşkanı Marmaris'te tatil yapıyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gelsin. Ecevit örnek alsın. 70'li yıllara gitsin. Gelsin 90'lı yıllarda bizim bakanlarımız örnek alsın. Hep söylüyorum. Bu bir insanlık olayı. Mavi Marmara olayını çok iyi